gezegenin en yoğun ve en ciddi limanlarından biri olan Rotterdam Limanı'na hoş geldiniz. Dünyanın en büyük gemilerini bir felakete neden olmadan rıhtıma alabilmek sonsuz mücadeleyi gerektiriyor. Bugün Rotterdam'ın eksiksiz bir listesi var. Sınırlarını zorlayacak 3 devasa taşımacı yaklaşıyor. Devasa uzunlukta, devasa derinlikte ve devasa genişlikte. Ve hepsi de aynı anda yaklaşıyor. Konu dünyanın sanayi devlerinin yükleri ve bu muazzam nakliyatların üstesinden gelmek olduğunda, gereken derinlikte suya sahip ve mekanik kasları güçlü efsanevi bir liman vardır. Dünyadaki nakliyatın %95'i gemilerle yapılır. Ve bu liman o gemilerin en büyüklerini ağırlıyor. Hollanda'nın kıyı boyunda bulunan Rotterdam Limanı'nın dolambaçlı ana kanalı 40 kilometreden fazla bir alana yayılıyor. Her sene 350 milyon tonluk yükün üstesinden gelmek için çok ciddi ve büyük çalışmalar yapılıyor. Çok büyük gemileri içeri almanın tek yolu kanalın ön kapısını kullanmak. Ve limanın yalnızca bir parçası bu canavarların üstesinden gelecek derinlikte. Bu nedenle Rotterdam, bütün devasa gemiler için aynı yöntemi kullanmak zorunda. Gövdelerini kanaldan sıkıştırmadan geçirmek, karaya oturmalarını önlemek, onları rıhtıma bindirmeden durdurmak ve yüklerini ışık hızında boşaltmak zorundalar. 48 saat içinde korkulacak yükleri olan 3 devasa gemi de dahil olmak üzere 170 gemi gelecek. İlk önce devasa derinliği olan Börge Schital geliyor. Demir yüklü bu muazzam gemi o kadar derin ki Rotterdam dünyada onun koca karnını barındıracak yalnızca 2 limandan biri. Onu dibi kazımadan yanaştırmayı başarabilecekler mi? Sırada devasa genişlikte olan Savannah Express var. Güvertesi boyunca taşıdığı 8400 konteynerla Savannah, dünyanın en büyük iki konteyner gemisinden biri. Limanın romörkörleri ona büyük dönüşü yaptırabilecek mi? Nihayet devasa uzunluktaki Mighty Servant 3 geliyor. Bu mühendislik harikası, devasa, açık ambarlı kargo gemisi limana insanı şaşkına çevirecek bir sorumluluk yüklüyor. 6000 tonluk petrol kulesi açık suya çekilecek. 3 devasa gemi, 3 meydan okuma. Ve Rotterdam hazır. Rotterdam'ın beyni olan liman kontrolde her sene gelen 30 bin gemi yakından izleniyor. Gemiler hava fotoğrafları, küresel konumlandırma sistemi, sonar ve eski dönemlerden kalma iletişim yöntemleriyle sıraya sokuluyor. Burada hataya yer yok. Devasa bir gemi gelecekken sorun çıktığında hiç kimse görevde olmak istemez. Bu iki büyük gemi birinin tayin edilen rotadan sapmasıyla Singapur limanı çıkışında çarpıştılar. Burada tehlikede olan 50 bin tonluk kargoydu. Bu ağırlığın 6 katını taşıyan bir gemi gelmek üzere. Gezegendeki türleri arasında en büyüğü olan Börge Schital'a merhaba deyin. Büyük gemiler vardır. Bir de devasa büyüklükte gemiler vardır.
adı Çelik Dağları anlamına geliyor ki kendi de öyle. Çital dünyanın en büyük yığma yük taşıyıcısı. Yüksüz ağırlığı 365 bin ton. Anlaşılır gibi bir şey değil. Bir ucundan diğerine 343 metre boyunda. Eyfel Kulesi'ni güvertesine sığdırmak mümkün. Ama kendine has özelliği, çevre ölçüsü ve derinliği 23 metre. Bu tekne kısmına 12 bin araç alabileceği anlamına geliyor. Ancak Çital'ın tek yükü demir cevheri. Ve dünyadaki hiçbir gemi daha fazlasını taşıyamaz. Bu 5 kargo bölümünün her biri 70 bin ton taşıyor. Çital bir seyrinde 3 Golden Gate köprüsü yapacak kadar cevher taşıyor. Börge Çital'in korkunç yükünü dengeli yüklemek için azami oranda ihtiyatlı davranılıyor. Denizde geçirdiği 20 sene boyunca hiç kaza yaşamamış. Rotterdam'ın liman yönetiminde telsiz sesleri yükseliyor. Çünkü 2 numaralı devasa gemi devasa uzunluktaki yüküyle yaklaşıyor. Mighty Servant 3 ve 6 bin tonluk kargosuyla tanışın. Rotterdam'a gelen gemiler arasında bu en eşsiz olanı. İlk bakışta bu geminin yan tarafları yokmuş gibi görülebilir. Ancak onu işi için mükemmel kılan tasarımı burada gizli. Açık ambarlı ağır nakliyat gemilerinin uzmanlık alanı diğerlerinin yapamayacağı şekilde tuhaf, hantal yükleri, hatta zaman zaman bir destroyeri çekmektir. Ters dönmüş, dev bir böceği andıran bu yük aslında bir petrol kulesinin parçası olacak. Su üstündeki 3 çelik bacaklı bu kule özgürlük heykeli yüksekliğinde 17 jumbo jet ağırlığında. Mighty 20 bin kilometrelik bir yoldan Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağ salim geldi ve artık yükünü boşaltmaya hazır. Ancak liman yetkililerinin yalnızca bir nakliyata odaklanmak gibi bir lüksleri yok. Devasa genişlikte yükü olan bir başka gemi harekete hazır. Yalnızca 8 metrelik baş kısmına dikkatlice bakmak bu işte ciddi olduğunu anlamaya yetecektir. Savannah Express ve konteynerlarından oluşan adasına yol açın. Gerçekten etkileyici. Olmalı da. Savannah dünyanın en büyük iki konteyner gemisinden biri. Her biri bir karavanın ağırlığında olan 4444 konteynere bakıyorsunuz. Güvertesinde görebileceğiniz tek şey bu. Ve bu alt kısmı için de geçerli. Yüksüz olduğunda kanat kanada duran iki uzay mekiğini güvertesine yerleştirmek mümkün. İçinde oyuncak, kamyonet, hatta TNT bile bulunabilen kargonun yüklenmesi bir hayli zor bir iş. Bazı katı ve hızlı kurallar geçerli. Dengede olması için en ağır konteynerler alt kısma yerleştiriliyor. Tehlikeli ve yanıcı sıvılar güverte altına yerleştiriliyor. Çünkü güvertenizde patlama yaşamak istemezsiniz. Köprünün önünde 7'den fazla sıra olursa kaptan önünü göremez. Tam merkezinde oluşan aşırı ağırlıktan bel veriyor, hatta kamburlaşıyor. Ve geminin rıhtıma girmeden hemen önceki hali. Zorlu deniz, değişken akıntılar ve rüzgarlar gibi etkenleri göz önünde bulundurduğunuzda konteyner taşımacılığı çok büyük riskleri olan bir iş.
Savanna tek bir aksilik yaşamaksızın Şangay'dan 20.650 kilometre yol kat etti. Ancak şimdi dünyanın en yoğun limanlarından birine dümen kırmalı, değerli yükünü boşaltmalı ve plana uygun hareket etmeli. Bu yalnızca tek bir gemi. Devasa uzunlukta, devasa genişlikte ve devasa derinlikte. Hepsi Rotterdam'a aynı anda girebilmek için liman kontrolle bağlantı kuruyor. Bu devasa gezginleri sağ salim rıhtıma alabilmek için bütün liman yetkilileri birlikte hareket ediyor. Bu gemiler denizlerin hükümdarları. Ancak gün bitiminden önce içlerinden biri batacak. Rotterdam kıyılarına yaklaşan ve muazzam cevher yükü olan bir gemi rıhtıma girmeye hazırlanıyor. Rotterdam, dünyadaki bu bebeği ağırlayacak kadar suyu olan iki limandan biri. Ancak Rotterdam'ın derinliği kadar doğal şartların uygun olması da önemli. Limandaki Burgerstall'ın muazzam gövdesinin dibe vurmaması hala en büyük gelgite bağlı. Stall yaklaşık 8000 kilometre uzaktan Brezilya'dan sağ salim geldi. Kaptan girmek için izin istiyor. Stall Rotterdam'a girmeye hazır. Peki Rotterdam Stall için hazır mı? Bu canavarı limanın kapısından içeri sokmak sıkıntı kelimesine tamamen yeni anlamlar getiriyor. İşte bu şekilde yapılıyor. Burgerstall limanının girişine yaklaşırken sorun kanalın genişliği değil. Suyun 24 metrelik derinliği. Bu Rotterdam'a giren her geminin dibe vurması için 24 metre derinliği geçmiş olmasını gerektiriyor. Peki Burgerstall'ın tekne derinliği nedir? 23 metre. Ve suyun son metresi inanılmaz bir hızla kumla doluyor. Ve işte bekleyen sorun. Ancak Rotterdam Limanı'nın cephaneliğinde bu iş için mükemmel bir araç var. Ona Cornelia diyorlar. Zarif bir isim ama kendi değil. Cornelia, Rotterdam'a gelen devasa gemilerin güvenle geçişini sağlamak için kanal tabanını sık sık temizleyen büyük tarak filosunun bir parçası. 50 tonluk büyük kepçesiyle dibe dalıyor. Güçlü çekiş kuvvetiyle her dalışında 600 kamyonu dolduracak büyüklükte çamur ve kum tabakasını haznesine çekiyor. Haznesi sınıra kadar dolduğunda yükü çelik kablolarla çekiliyor. Denizde küçük bir gezinti yapan Cornelia yükünü boşaltıyor. Daha sonra tüm süreç baştan başlıyor. Ve hiç durmuyor. ...24 saatlik vardiyalar ve senede 365 gün. Ancak Stahl kadar alana ihtiyaç duyan başka bir gemi yok. Bir sonraki gelgitte liman bu devasa karın derinliği olan gemiyi ön kapısından geçirmeye hazır olmalı. Ancak ilk önce devasa genişlikte yükü olan bir başka hantal gemiyle ilgilenilmeli. Savannah'ın kaptanı bu canavarı Şangay'dan sorunsuz bir şekilde getirmeyi başarmış. Ancak bu gemiyi Rotterdam'a sokabilmek deneyimden daha fazlasını gerektiriyor. 107 bin tonluk sorumluluğu Rotterdam'ın işleri yalnızca bu bebekleri limana sokmak olan, özel birimindeki seçkin kılavuzlara teslim etmenin zamanı geldi. Onlar Rotterdam'ı herkesten iyi tanıyor. Özellikle böylesine devasa gemileri iskeleye yanaştırmak
gerçekten çok zorlu bir görev. Gemiden gemiye nakil deneyim gerektiriyor ve belki de en tehlikeli görevlerden biri. Kılavuz suya düşecek olursa Savannah'ın 100 tonluk pervanesi karşısında hiçbir şansı olmayacaktır. Rıhtıma yaklaşılırken bu genişlikte bir yük, bunun ne kadar riskli bir görev olduğunu açıkça gösteriyor. Üç apartman uzunluğunda bir geminin arka tarafında dümende olduğunuzu ve önünüzü göremediğinizi düşünün. Dümeninden ya da kaptan köşkünden, kılavuz ve kaptan 5 katlı bir bina yüksekliğindeki konteynerların arasından önlerini görmek zorundalar. Bu suyu ancak iki gemi boyu mesafesi ileriden görebildikleri anlamına geliyor. Bu römorkör geminin rotasından sapmasını engelliyor. Ancak Savannah yoldan çıkacak olursa onu durdurmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacak. Kılavuzla römorkörün iletişimi çok önemli. Çünkü kılavuz geminin yanlarındaki römorkörleri göremiyor. Savannah, Avrupa'nın ana konteyner avlusu olan ve senede yaklaşık 4 milyon konteynerin geldiği Delta terminaline doğru gidiyor. Ancak bu canavar Delta'nın büyük vinçlerine yaklaşmadan önce çok önemli bir dönüş daha yapmak zorunda. Delta'nın havuzuna girmek için U dönüşü yapacak olan Savannah, dümeninin ona sağladığı her türlü imkanı kullanmak zorunda. Yan yatacak olursa yaklaşmakta olan konteyner koyuna çarpacak. Kılavuz müthiş dönüşü yapmaya başlıyor. Savannah kritik bir açıya geldiğinde römorkörlerin motoru ölüm kalım mücadelesi yapıyor. Bundan fazlasını yapamazlar. Ve çelik halat aşırı gerilimden kopuyor. Kıç tarafı rıhtıma doğru kaymaya başlıyor. Arkadaki römorkör devle tekrar bağlantı kuracak. Bu rotasından sapmasını engellemek için gerekli. Arkadaki römorkör nihayet deve tekrar bağlanıyor. Ve Savannah dönmeye devam ediyor. Kıç tarafı olması gerektiği yere gelinceye kadar dönmeye devam edecek. Ve daha sonra geri geri giderek paralel bir şekilde park ediyor. Pervane ile son bir itiş ve kayıyormuşçasına son durağına yanaştı. Liman kontrolünün Savannah ile olan işi bitti sayılır. Yalnızca son küçük bir adım kaldı. Zaman 8400 konteyner. Delta'nın devasa makinelerinden oluşan filosu hazır. Bu dişleriyle kavrayabilecekleri türden bir kargo. Ancak işi bitirmek için yalnızca yarım günleri var. Liman kontrolde bütün gözler bir başka devasa gemiye odaklanmış durumda. Bu devasa uzunlukta yükü olan bir gemi. Mighty Servant 3, Rotterdam'ın ön kapısından sorunsuz bir şekilde geçmeyi başarıyor. Yükünü boşaltmak için limanın en derin suyuna yöneliyor. Kaptanın telsizinden acil bir mesaj geliyor.
Mighty batmak üzere. Tam da olması gerektiği gibi. Bu gemi de suda hareket etmek ve teknesini batırmak konusunda emsalsiz. İki kat boyunda denize batıyor. Yükünün daha kolay boşaltılması için en uygun yöntem bu. Mighty limanda daha derin bir noktaya çekiliyor ve çapa atmaya hazır. İşte gerçek bir çapa. Rotterdam, dünyada bu su gösterisinin yapılabileceği kadar su çukuru derinliği olan birkaç limandan biri. Teori çok basit. Gemiyi, kuleyi kolayca çekecekleri derinliğe batıracaklar. Ama bu büyüklükte bir şeyi hareket ettirmek kolay olmayacak. Kaptan hazır. Birinci adım. Geminin hazırlanması. Mighty'nin 20 apartman katı yüksekliğindeki kulesi güverteden indirilecek. Şimdi göreceğiniz her şey yakında su altında kalacak. İkinci adım, bağlarını kesmek. Mighty'nin güvertesindeki kuleyi sabitlemek için her biri 2 otobüs uzunluğunda olan 24 dev çelik kayış kullanıldı. Onları taktıkları şekilde 1000 derecelik ısıyla çıkarmak zorundalar. Ek yerleri çelikten. Yalnızca birini kesmek 15 dakika sürüyor. Üçüncü adım, doldurma. Mürettebat, gece vakti güverte altında bulunan birçok ağırlık tankını doldurmaya hazırlanıyor. Kuleyi güverteye yüklemek için yaşadıkları süreci tersine çeviriyorlar. Kaptan Mighty'nin karnını Kuzey Denizi'nin dondurucu suyuna açıyor ve büyük hazneler dolmaya başlıyor. 22 olimpik havuz büyüklüğündeki alan gece boyunca suyla dolarak gemiyi yavaş yavaş ağırlaştırıyor. Ancak kaptan gemiyi düzenli bir biçimde batıramaz ve gemi dengesiz hale gelebilir. Mighty'nin önce kıç tarafı batmalı ve takiben omurga 21 metre mesafeye inene kadar baş tarafı batmalı. Bu mürettebat için uzun bir gece çalışması. Sabahla birlikte kule özgürce yüzdürülebilir. Ancak bağların çıkarıldığı an en savunmasız an olacak. Saat 3.30. Liman dışında bulunan devasa genişlikteki Bürgerstall açık denizde limandaki gelgiti ve onu takiben büyük girişi yapmayı bekliyor. Rotterdam en büyük gemisini ağırlamaya hazır. Stahl de hazır. Helicopter will be ready above your ship at 0430, so at ETA rendezvous 0430. Kaptan gemisini limanın ön kapısı olan Euro Channel'a sağ salim getiriyor. Ancak buradan içeri sokmak onun uzmanlık alanı değil. Rotterdam'ın uzman kılavuzlarının görevi devralma vakti geldi. Küçük bir kasaba boyundaki gemiye gece karanlığında ulaşmanın en kolay yollarından biri de helikopterle gelmek. Güverteye indikten sonra yorucu merdivenleri çıkıyor, asansörle kısa bir yolculuk yapıyor ve kaptan köşküne gitmeden önce kostüm değiştiriyorlar. Gemi artık Rotterdam'ın sorumluluğunda. Liman kontrol gereken izni veriyor ve geminin limana sokulması süreci başlıyor. Dağ boyundaki bir gemiyi hareket ettirmek için olağanüstü büyük bir pervane gerekiyor.
9,5 metre çapında ve bir ucundan diğerine 5 adam boyunda olan pervaneye yaklaşmak doğru olmaz. Bu pervanenin dönmesi için 4 denizaltının kullandığı güçten fazlasına ihtiyacınız var. Ancak şu an kılavuzların işi, Stahl'ın gücünü dizginlemek. Büyük testin zamanı geldi. Limanın ön kapısından girecek. Karaya mı oturacak, yoksa sığ suda sıkışıp kalacak mı? Savana ve devasa genişlikteki yükü limana yanaştırıldı ancak sırada limanın üstesinden gelmesi gereken başka bir görev var. Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birini 24 saatten daha az bir sürede nasıl boşaltırsınız? Dev robotlarla. Şu an gördüğünüz hemen hemen her makine bir bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Bu yüksek teknoloji devlerinin verimliliği gerçekten şaşırtıcı. Rotterdam'dan geçen konteynerler yan yana sıralanacak olsa, dünyanın etrafını dolaşacak hale gelirdi. Bu sanayi adalesinden oluşan deniz, Delta Terminali. Delta'nın metal canavarları planlanan sürede rıhtıma çekilen Savannah'ın muazzam kargosunu boşaltmak için durmadan çalışacak. Kırk katlı bina yüksekliğinde 4 adet akbabayı andıran vinçler ve sonra Savannah'ın istifine saldıran boksörler. Vinçleri kablo sistemiyle hızlı bir şekilde kontrol edilen vinç operatörleri. Yüklerin nereye istifleneceğini böylesine bir yükseklikten bile en iyi görecek olan insan gözüdür. Ancak daha sonra görevi makineler devralır. Her yükleme vinci 40 ton kaldırıyor. Aşağıda bekleyen konteyner araçları. Otomatik güdümlü araç ya da AGV denilen bu araçların gerçekten kendi zekası var. İçlerinde sürücüsü yok. Asfalt üstüne yerleştirilmiş manyetik ray sistemiyle konumu, yönü, hatta hızı bile kontrol edilebilen seyir sistemi var. Konteyner AGV'nin arkasına yüklendiğinde üstüne yerleştirilen kızılötesi gözler konteyneri teşhis ediyor ve yükü başka bir dev robotun teslim alacağı ve istifleneceği yere götürüyor. 5 apartman katı boyundaki istif vinci. 5 otobüs ağırlığındaki bir yükü tutup, kaldırıp, gereken noktaya bırakabiliyor. AGV gibi o da otomatik hareket ediyor. Delta'nın kaslı filosunu oluşturan diğer 37 vinçte ve 370 robotumsu vagonda olduğu gibi manyetik raylar üstünde yapacağı her hareketi önceden programlanmış durumda. Bu terminalden senede yaklaşık 4 milyon konteyner geçiyor. Bu günde 10 bin, saatte 400 eder. Bu tür bir envanterin kontrolü çok güçlü bilgisayarları gerektiriyor. Delta'nın merkezinde, maddesinde bulunan her konteynerin yeri ve içeriği gözleniyor. Savannah'ın rıhtıma çekilmesiyle birlikte bilgisayar eksiksiz bir boşaltma planı hazırlıyor. Konteyner nakliyeciliği yaklaşık 50 senedir yapılıyor ancak bugün dünyada ticareti yapılan ürünlerin %75'i bu çelik kutuların içinde taşınıyor. Buzdolabınızdan çıkarttığınız bir kutu süt ya da video oynatıcınızda seyrettiğiniz bir video kaset muhtemelen bu konteynerlarla geldi. Savannah'ın hemen hemen bütün konteynerleri nihai hedeflerine doğru harekete geçiyor. Ama bazılarının bir kez daha ve büyük bir dikkatle incelenmesi gerekiyor.
Bu konteyner insanlar için kullanılan röntgen cihazından 25 kat daha güçlü bir cihaz tarafından taranıyor. Esaslı bir inceleme olmalı. Bu konteynerların içinde sigaradan kokaine ve silaha kadar her türlü kaçak mal olabilir. Savannah'ın konteynerları güvenlik kontrolünden geçiyor. Bu esnada Delta'nın ordusu yığınları havalandırmaya devam ediyor. Bu denli bir mekanik kas gücü bile böyle bir konteyner gemisini boşaltmak için bütün günü çalışarak geçiriyor. Yakında güvertesi akla gelecek her türlü eşyayla dolu olacak ve bir kez daha denizlere açılacak. Bu arada liman girişinin dışında dünyanın en büyük yığma yük taşıyıcısı hala devasa derinlikte karnını ön kapıdan içeri sokmak için mücadele ediyor. Börgeçtal içeri giriyor. Liman onu karşılamaya hazır. Kanal girişi 24 metre derinlikte olacak şekilde kazıldı. Ştal'ın o çok büyük karnından yalnızca 1 metre daha derin. İlave küresel konumlandırma sistemi birimleri geminin rotasından şaşmaması için destek veriyor. Bu devasa irilikteki gemileri ağırlamak için 10 seneden fazla bir süredir aynı deneyimli kılavuzlarla çalışılıyor. Hassas hareketler çok önemli çünkü bu boyda bir geminin dümeni diğerlerininkine hiç benzemez. Motor durdu. Ştal tamamen durmadan önce 10 kilometre daha gidecek. Yanlış bir açıya girmemesi için etrafında döndürülmesi yarım saat sürecek. Kanalın dar alanları da bir seçenek değil. Karaya oturacak olursa büyük bir sorun var demektir. Liman trafiği durma noktasına geldi. Limanın artık desteğe ihtiyacı var. Devasa genişlikteki canavarın dönmek için römorkörlere ihtiyacı var. Devasa derinliğinden ötürü yavaşlatılmasına yardım edilmesi gerekiyor. Bu adil bir savaş gibi görünmüyor. Ştal bu römorkörlerden 800 kat daha ağır. Küçük olabilirler ama inatçılar. Kılavuz muazzam balenin koreografisini hazırlıyor. İlk römorkör geliyor. Ştal'ın halatları bir kişinin kaldıracağı türden değil. Halatları yan taraftan birlikte sarkıtıyorlar. Dört römorkörü bağlamak için Ştal'ın kendi vinçlerinin katkısına rağmen 10 kişinin daha çalışması gerekiyor. Öndeki römorkör rotayı belirleyecek. İki tanesi yanlarda rotasından sapmamasını sağlayacak. Ve muhtemelen en önemlisi arkadaki römorkör bu canavarı yavaşlatacak. Hepsinin tek bir organizma gibi hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle sürekli iletişim çok önemli. Römorkörler birlikte çabalıyor ve Ştal'ı limanın girişindeki sığ suya doğru yavaşça çekmeye başlıyorlar. Artık yalnızca gelgitin yardımına ihtiyaçları var. Bu gemi o kadar büyük ki limana ancak en yüksek gelgitin yaşandığı zaman giriş ve çıkış yapabilir. Bu nedenle zamanlama çok önemli. Ştal'ın kılavuzunun gelgitin zirve anında kanala girebilmesi için yalnızca 10 dakikası var. Bunu kaçırırsa 12 saat beklemesi gerekecek. Zaman geldi.
Rotterdam'da gelgitin zirve anı. Stahl yavaşlıyor ve yolculuk başlıyor. Limana girmek için 10 dakikaları var. Teknenin karnındaki radyo vericileri artan sıkışmaya dair işaretler gönderiyor. Gemi omurgasının alt kısmı düşmeye başlıyor. Kanalın dar noktalarında dönüş mümkün değil. Gemiyi etrafında döndürmek artık inanılmaz zor. Ancak kılavuzu asıl endişelendiren Stahl'ın genişliği değil. O, gövde altındaki suyun derinliğine odaklanmış durumda. Hesaplanmıştır. Bu yüzden dibe bir metreden fazla yaklaşmayacak. Şu an yaklaşık 3,5 metredeyiz. Liman girişine yaklaştıkça mesafe 5 metreden 3'e ve daha sonra da neredeyse 0'a kadar düşüyor. Stahl'ın altında 1 metreden daha az su ve olası bir çarpışma ihtimali var. Stahl karaya oturma tehlikesiyle dikkatle ilerliyor ve gelgitin zirve noktası da bitmek üzere. Mighty Servant 3 kendi manevrasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu çelik yığını gemiden indirilip çekilecek. Mighty Servant 3'ün kaptanı Rotterdam'ın en derin suyunda durumu gözden geçiriyor. Gemisi 24 saat içinde 7000 galon su almalı ve yüklendiği suyla birlikte 22 metreye batmalı. Mighty'nin güvertesinde su altına batarken kule su yüzünde kalacak. Mamutu andıran 6000 tonluk bu çelik kule ağırlığına rağmen içindeki hava hazneleri sayesinde Mighty'nin baş ve kıç kısmı arasında suya batmadan yüzüyor. Mighty boşaltılmaya hazır. Ancak bu devasa uzunluktaki bebeği çekerken çok dikkatli olunması gerekiyor. Gemi ve taşıdığı yük en savunmasız anı yaşıyorlar. Çünkü şu an aralarındaki tek bağ çelik halatlar. Kıç tarafta su üstünde duran iki halat ve iki tane de başın her iki tarafında. Manevranın en tehlikeli kısmında kulede yalnızca ana personel kalıyor. Romorkörler kuleyi en iyi şekilde çekebilmek için ona doğru şekilde bağlanmalı ve işareti beklemeliler. Kule kabloları serbest bırakıldı. Romorkörler harekete geçmeye hazır. Ve büyük kayma başlıyor. Çekicilerin uzmanlığı çok önemli. Kule geminin başına ya da kıç tarafına çarpacak olursa yaratacağı tahribat büyük olabilir, hatta gemiyi batırabilir. Bu daha önce yaşanmış. Winch, Mighty'nin güvertesindeki yolunun dörtte birini tamamladı. Ancak kutuyu andıran tasarımı romorkörleri fazlasıyla zorluyor. Motorları sınıra gelmiş durumda. Kulenin ağırlığı her romorkörün dayanıklı çelik kablolarına 1500 tonluk bir yük bindiriyor. Kule yolun yarısını tamamladı. Kaptan güvertenin su altında kalan kısmının dengesini sürekli izliyor. Hızlı bir değişim olursa manevrayı durduracak. Kulenin dengesi bozulacak olursa bu hem gemi hem de mürettebatı tehlikeye atar.
Mighty'nin dengesinin bozulmaması çok önemli. Kulenin yalnızca 6 metresi kaldı. Çekişin son anları. Kule özgür ve çok güzel yüzüyor. Mighty görevini başarıyla tamamladı. Romorkörler gelecek 2 hafta boyunca kuleyi yavaşça çekerek nihai hedefi olan Baltık Denizi'ndeki petrol kulesine götürecekler. Stahl'ın büyük karnı zorlanmaya devam ediyor. 10. dakikaya yaklaşılırken devasa derinlikteki teknesi dibi kazımaya çok yaklaştı ve gelgitin zirve saati sona ermek üzere. Karaya oturacak olursa kargosunu boşaltmak için yüzen vinçlerle en azından 2 gün çalışılması gerekecek. Kılavuz açıklığı kontrol ediyor. Bu muazzam geminin bu kadar süredir dibe bu kadar yakın gittiğine inanmak çok zor. Ve nihayet omurgasının altında 3 metre mesafe olduğu görülüyor ve yükselmeye devam ediyor. Stahl başardı ve liman en büyük gemisini içine aldı. Liman kontrol rıhtımın boşaltılmasını istiyor. Romorkörler Stahl'i rıhtımda durdurabilmek için motorlarını ateşliyorlar. Eğer çok hızlı yaklaşırsa rıhtıma bindirebilir. Stahl'ın mürettebatı halat atmaya hazır. Stahl'ın muazzam vücudu nihayet duruyor. Görevi neredeyse tamamlandı. Artık yalnızca 355 bin ton hafiflemeye ihtiyacı var. Demir cevherinin ustasıyla tanışın. Vinçlerin efendisi. Ortalama bir vincin 14 katı ağırlıkta. Ve 19 katlı bir bina yüksekliğinde. Stahl boşaltılmaya hazır ve metal adalelerden oluşan vinç bu iş için biçilmiş kaftan. Stahl'ın ambar ağzı açıldığında çenesiyle aşağıdaki cevher yığınını çıkarıyor. Mamutunkine benzer dişleri tek bir seferde 63 ton cevheri kaldırabiliyor. Bu parmaklıklar olmasa büyük cevher yığınları aşağıdaki taşıyıcı bandı kırabilir. Stahl tek bir seferde 300 bin araba yapmaya yetecek kadar demir cevheri getiriyor. Bu devasa taşıyıcının müthiş kolları ona 60 metrelik bir alanda çalışma olanağı sağlıyor. Ve diğer 2 vince rağmen ona ihtiyaçları var. Çünkü Stahl'ın ambarı bir uçtan diğerine 4 futbol sahası büyüklüğünde. Yükü boşaltıldığında değerli cevherin kalan kısmını alabilmek için geri dönüyor. Zamanla savaşan bu araçların Stahl'ın bütün yükünü boşaltması 1 haftayı bulacak. Stahl yakında bir kez daha denizlere açılacak. Taşıdığı bütün cevher alındığında yeniden doldurulacak
ve daha sonra bir grup boyacı paslanmayı önlemek için teknesinin derinliklerinde çalışmaya başlayacak. Daha sonra yeni görevine Brezilya'ya, bu canavarın karnının üstesinden gelebilecek bir diğer limana doğru yola çıkacak. Savannah'ın görevi neredeyse tamamlanmak üzere. Son konteyner de alındığında güvertesi yeniden doldurulacak. Ve daha sonra denize geri dönecek. Getirdiği eşya bir sonraki aydan önce 3 kıtadaki mağazalarda ve evlerdeki yerlerini alacak. Mighty'nin kulesi Danimarka'nın kıyılarında yavaşça yol alıyor. Yakında petrol kulesinde çalışan 300'den fazla kişinin yeni evi olacak. Mighty'nin ağırlık tankları suyunu boşaltmaya başladı. Güvertesi birkaç saat içinde yükselecek ve yeni görevi için hazır olacak. Üstünde Mighty yazan 15 bin petrol bidonunun kendini beklediği Finlandiya'ya gidecek. 3 devasa geminin yükü hiçbir aksilik yaşanmadan boşaltıldı. Limanın sayı hanesine bir çizik daha atıldı. Liman kontrolü paydos diyebilir ancak Rotterdam'da çalışmalar hiç durmuyor. Bir sonraki vardiya, boşaltılacak yeni yükler ve gelecek yeni bir devasa gemi.